Herkese merhaba. Sıcaz sıcağına bir Kaan Ayhan videosu çekelim dedim çünkü bir anda oldu. Haber çıktı. Ben de yayındaydım e, Natsporda. E, üstüne haber gelince eve gelir gelmez bir video çekim dedim. Zira Çoğu takımda, çoğu büyük takımda zaten adı anıldı uzun bir süredir. Fenerbahçe ile de anıldı, Beşiktaş'la anıldı. Galatasaray ile de daha önce anılmıştı ama son dönem biraz daha Beşiktaş haberleri çıkmıştı. En sonunda Galatasaray ile sezon sonuna kadar anlaştığı haberini okuduk. Meslektaşlarımızın paylaşımıyla öğrendik. Bir Kaan Ayhan videosu derleyelim. Ne olur, ne biter, neler yapmış. Onun üzerine biraz oyun anlamında da öngörüler üzerinden sohbet edelim sizlerle. İstişare yaptığımız çok fazla isim var. Alperen Doğan kardeşimiz de onlardan biri. Hemen onunla da bir konuştum. Çünkü üç büyüklerde olması mantıklı olacak tek takım olarak Galatasaray gözüküyordu. Zira yedek kulübende Kaan'ı istersin. 11'inde de kullanabilirsin. Artı 20'li maçlarda çıktığı senaryoda Belki eleştirdi de bulunabilirsin ama e, olumlu yönlerinde e, konuşarak başlayalım. Yerli statüsünü e, bir kenara koyarak e, başlayalım. Zaten yerli statüsü de var, işin yerli statüsü de var. Bazı arkadaşlarım e, Abdülkerim seviyesinde olmaz diyorlar stoperde. Bazı arkadaşlarım daha üst düzeyde olacağına inanıyor ama e, sağ çizgiye çık, e, açılarak e, top çıkarabilen e, bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da geriden çıkarken sağ bekeni e, ileri fırlatabilmene biraz imkan tanıyor. Yani Nelson'un verdiği bu alanda o katkıyı verebileceğini düşünüyorum. Ofansif açıdan gayet iyi zaten kafaya çıkan bir oyuncu. Galatasaray'da duran topa vuran oyuncu sayısı çok fazla olmuyor. Bu yönden artısı da olacaktır. Ortalama üzeri golcülüğü var bence. Bu çok kullanılmaz ama kısa süreler için mesela üçlü savunma pratiğinde olduğunu ekleyebiliriz. Pozisyon bilgisi bir kere oyuncunun iyi. Yani kim ne derse desin, hangi arkadaşlarım, meslektaşlarım ne derse desin. Dediğim gibi üst düzey performanstan bahsetmiyorum ama yani pozisyon bilgisi olan bir futbolcu Kaan Ayhan. Ne beklediğinizde ne yaptığıyla da alakalı. Stopper olarak kullanabiliyorsunuz, önlü libero olarak kullanabiliyorsunuz, sabık olarak kullanabiliyorsunuz. Yani pozisyon bilgisi iyi ama çok üst düzey performans beklemek, Doğru olmaz gibi geliyor ama dediğim gibi Abdülkerim ilk geldi neler söylendi yanında Nelson var. Nelson Abdülkerim nasıl oynatıyor hep beraber görüyoruz. Bu bir takım oyunu o yüzden sadece Kaan Ayhan'ı tek başına değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi siz stoperde oynatırsınız ana e, oyuncu olarak ama sağ bekte sıkıntınız varsa sağ bekte de e, bir şekilde oynatma olasılığınız olacak. E, ön libero'da veya orta sahada oynatabiliyorsunuz. E, bunlar hem yerli stadüde hem üç bölgede oynaması avantaj. Futbola asıl başladığı mevki Kaan Ayhan'ın orta saha. Bunu söyleyelim. 16 yaş altı dahil hep ön libero oynuyor. Frikiklerden, işte uzak şutlardan ve kornerlerden oldukça fazla e, bir fazla gol atan bir oyuncu olduğu için e, ve ayaklarını da kullanabildiği için hocaları e, Kaan Ayhan'ı ön libero olarak değerlendiriyor. Aslında yani ilk olarak çıktığı mevki bu. E, son sezonlardır ağırlıklı olarak stoper oynadığını görüyoruz zaten. Ve işte sabek oynadığı maçları da o nedenle tercih ediliyor bazen işte sabek sıkıntısı olduğu zaman veya teknik direktör tercih olarak yer verildi. İkili mücadelelerde hava toplarında yani çok aşırı problemi olan bir oyuncu değil ama asıl özelliği geçmişte ön libero görevi yapmış bir oyuncu olarak topu iyi kullanmak. Bunu da unutmayalım. Gelen transferlerde bunu dile getiriyoruz. Artık topu iyi oyuna sokan oyuncular tercih ediliyor diyor. Özellikle işin savunma kısmından hücuma geçerken. Zaten şöyle bir şey oluyor Şalke A takımında. Asıl özelliği geçmişte ön libero görevi yapmış bir oyuncu olduğu için topu iyi kullanıyor. O nedenle de zaten Şalke stoper olarak değerlendirmiş Kaan Ayhan'ı. Yani defansta, def, defanstan oyun kurmaktaki becerisini ön plana çıkarmışlar ve o yüzden stoper almışlar Kaan'ı. Sağ ayaklı bir oyuncu ama sol ayağını da kullanabiliyor. Oyuncunun pozisyon bilgisi iyi. E, dediğim gibi performansını doğru ölçmek lazım. E, oynadığı bölgede her iki ayakla şut atmaktan ziyade uzun ve isabetli pas vermenin önemini sıklıkla dile getiren, daha çok sol ayağıyla uzun pas çalışması yıllarca yapan, bir futbolcu. Schalke altyapısında 19 yaş altındayken teknik direktörü Norbert Elgert en çok yardımcı olan hoca zaten kendisine hem futbol anlamında hem de insan olarak çok şey öğretiyor. İşte oyunu okuma ve taktiksel taktiksel anlamda kendini zaten Norbert Elgert'in sayesinde geliştirdiğini söylüyor. Schalke'de ilk 11'de yer aldığı ilk maçı hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı. O zaten kariyerinin dönüm noktası diyebiliriz. O maçta ön libero olarak görev yapmıştı ve Isco'ya karşı oynamıştı. Real Madrid'te de 3-1 kaybetmişlerdi. Gazetelerin o gün o maçın ardından Kaan'ı beğenmesi Almanya'da ve ön plana çıkarması yenilmesine rağmen sürekli onun böyle 11'de yer almasını sağladı desek bilmiyorum abartmış olur muyum ama hatırladıklarını paylaşıyorum sadece kesinlikle ön libero en sevdiği pozisyon o onu belirteyim stoper değil en sevdiği pozisyon ama stoperde de oynuyor oyuncu ön libero olarak forma giydiğinde daha fazla öne doğru oynama şansı bulabildiği için daha mutlu olduğunu dile getiriyor. O bölgede o bölgede oynarken hem asist yapabiliyor hem de e, gol atabildiği için takıma faydalı olduğunu hissediyor oyuncu. Bugüne kadar çalıştığı her hocanın, her teknik direktörün oyunu e, oyunu okuma özelliğini ve e, pas kullanmadaki isabetini beğendiğini belirtelim. O ana anatema e, bu oyun okuma, pozisyon bilgisi ve pas kullanımındaki isabeti. Kaan'ın e, mesela Sassuolo'ya geldiği günden beri de rotasyon oyuncusu olarak e, mesela şans buluyordu. İlk 11 oyuncusu değil de. Yani ne tam net bir stoper ne de tam bir işte sağ Bazı sert maçlarda e, oynadı. Roberto de Zerbi ona asla tam olarak güvenmedi bence. E, Dionisi de e, geldiği zaman yani biraz oradaki bir hani dediğim gibi tercihlerle alakalı karar verdiğini gördüm. Kaan'ın çok fazla for forma şansı bulmasa bile Dezerbi'nin kendisini farklı pozisyonlarda işte stoper, sağ bek ve orta sahada uyum sağladığı için takdir ettiğini dile getirdiği röportajını okudum. En son aklımda kalan o işte Silvestri için de tüm bunlar düşünüldüğünde daha fazlasını bekledi. Ama işte son dönemde yaşadığı problemler var. Daha fazla oynamak istiyor oyuncu. O nedenle tercihler değişebiliyor yerli kalitesini yükseltir mi yerli kalitesini yükseltir birden fazla pozisyonda oynaması oyun bilgisi fiziksel direnci ve soğuk kanlılığıyla fark yaratabilir ama dediğim gibi siz sadece hani geldiği zaman odaklanıp işte hatalarını irdelerseniz Hani ne verdi ki bize derseniz bize hiçbir şey vermedi de diyebilirsiniz İşin bu tarafı da var ama ee, ne bir tam bir stoper ne de tam bir sabek ee, onu söylemek lazım farklı görevleri belirli bir seviyede yerine getirebiliyor ancak e, Avrupa'da sonuçta bir 11 oyuncu olarak e, yıllarca şans buldu son dönemde şans bulamamasının sebebi de mesela şunları da unutmayalım Dezerbi de e, röportajında şöyle diyordu mevkisine tam yetkinlik benim için çok önemli diyordu mesela. İşte kan dörtlü bir savunmanın stoperi olursa sıkıntı yaşayabilir ancak mesela üçlü savunmada sağ stoper olarak başarılı olabilir. Onun gibi düşünelim. O nedenle tam bir stoperse stoper, orta ise orta sah, sağ, sağ bek oyuncuları tercih etti mesela Dezerbi. Bazı futbolcular farklı pozisyonlarda oynuyor ama bazı teknik direktörler de ilk olarak o orijini, o bölgenin orijini tercih ediyor bir merkez orta saha oyuncusu için de hücum aksiyonlarında yapabilecekleri sınırlı olmasına rağmen işte savunma önünü koruyan, ayağı düzgün bir ön libero olarak da kullanabilirsiniz. Kaan Ayhan'ı dediğim gibi yani müthiş transfer tabii ki demeyeceğim. Ancak oyunu okuma bilgisi, pozisyon bilgisi ve top oyuna sokma durumu iyi olan tarafları Eleştirileri de başta söyledim yani ne beklediğimizle alakalı Kaan Ayhan'dan. E, ama beğenmeyen çok fazla gördüm beğenen de gördüm e, bu takım oyunu ve dediğim gibi Okan Buruk'un nasıl oynatacağı nasıl değerlendireceği e, hani oyuncular gidecek mi transfer mi olacak onların yerine mi oynayacak yoksa rotasyon mu olacak onu gördükten sonra yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır ama ne olursa olsun e, yerli statüde Kaan Ayhan sizin kadronuz için bir artıdır diye düşünüyorum. Kaan'ın fizikli bir forveti bozması kolay değil. Açık alanı süpürecek bir sürati var mı o da tartışılır. Ama en önemli artılarından biri de topla mesafe kat ediyor oluşu. Oyuna, oyunu mesela sağa esnetmek istediğinizde size fayda sağlıyor. Çok kuvvetli bir fiziğe sahip olmamasına rağmen hücumda duran toplarda da ciddi bir Silah, e, Kaan Ayhan e, paylaştım ve hemen bir video çektim. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.